Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde e, to verb one ile kullanılan fiillere bakmıştık. Tamam. Yani onların çoğunluğu zaten bildiğimiz sürekli olarak karşımıza çıkan fiillerdi. Şimdi ama e, dersi bitirirken demiştim ki özel durumu olan fiiller var. Yani o fiillerin içerisinde özel durumu olan fiiller var demiştim. O da şu şekilde. Bazı fiillerde yani özellikle bir önceki derste gördüğümüz to verb'la kullanılanların bazıları da verb someone to do something şeklinde kullanılır. Yani araya someone ifadesini alabilirler. Ee, yani örnek şu şekilde. Eğer sen normalde encourage to you kullanabilirsin encourage to do something. Ama Kimi encourage ettiğini söylüyorsan, kimi cesaret verdiğini, kimi cesaretlendirdiğini söylemek istiyorsan, o zaman verb someone to do something yapısını kullanırsın. Yani my father encouraged me. Hani herhangi birisin değil beni to overcome my shyness. Benim işte o zaman bu şekilde söylersin. Babam benim utangaçlığımı yenmemde bana cesaret verdi gibi dersin yani kime yapıldığını da söylemiş oluyorsun. Ya da the teacher allowed the students yani başka birisi değil öğrencilere izin verdi. The teacher allowed me de diyebilirdik. Ya da the teacher allowed my friend de diyebilirdik ya da the teacher allowed David de diyebilirdik. Yani the teacher allowed the students to play in the ground after school. Evet, okuldan sonra bahçede, okul bahçesinde oynamalarına izin verdi diyorsun yani burada. Şimdi bu şekilde kullanılan fiillerin tam listesi yine pdf olarak verilecek. Ee, ama önce işte bu pdf sizinle kısaca bir üzerinden geçelim. Aralarında zor olanlar var mı bir bakalım. İşte advice mesela advice normalde bakın hatta ne demiştik advice öğüt ve tavsiye verdiği için advice verb ile kullanılıyordu. Ben bu listeye baktım. Normalde verb ile kullanılıp da bu şekilde kullanıldığı için to ile kullanılan sadece advice var. Yani advice'ın normali verb ile kullanılıyor. Ama advice someone to do something şeklinde kullanırsanız o zaman to verb değişiyor. Yani the school principal advised the teachers ...to use an online platform dersiniz. Bu ilginç bir nokta. Yani açıkçası onu da ben şu anda ders yaparken, derse hazırlanırken fark ettim. Diğerleri ama öyle değil. Yani allow'dan başlayın, listenin sonuna kadar... ...hepsi de normalde to-ver-one kullanılan yapılar. Ama burada... ...araya hep sum-one almışlar. O zaman hemen hızlıca bir üzerinden geçelim. ...allow bildiğimiz bir fiil... ...ask bildiğimiz bir fiil... ...beg yalvarmak demek. Birine bir şey yapması için... ...yalvarmak. Tim begged his friend... ...to listen to his reasons for lying. Tim... ...arkadaşına dinlemesi için... ...yalvardı diyorsun mesela. Challenge... ...meydan okumak demek. Challenge someone to do something. Birine bir şey yapma konusunda... ...meydan okumak. My son... Challenged me to drink ice-cold water. Command, emretmek demek. Command someone to do something. Uh, dare, meydan okumak. Challenge da tamamen eş anlamlı, bakın. Uh, dare ama biraz... ya Yok, yani dare someone o biraz daha... Ya, arada fark var, ikisini eş yer değiştirmeli olarak kullanmayız pek galiba diye. I challenge you to ask her to dance with you. I dare you. Yo oluyor ya. My son dared me to drink ice cold water. Oluyor oluyor. Yani yer değiştirmeli olarak kullanabilirsiniz bunu. Uh, direct someone to do something. Bunu not aldık. Direct yönlendirmek. Talimat vermek. The authority is directed the citizens to stay inside. Bakın directed yönlendirdi talimat verdi. Çok güzel bir ifade encourage expect force bunlar kolay hire işe almak bir insanı bir şey yapmak için işe almak yani we hire the maid to help my mom with the housework çok güzel olmuş bakın instruct yönerge vermek talimat vermek şeyle az önceki direct'le bunlar gene yakın anlamlı direct de yönlendirmek demek instruct da de yönlendirmek talimat vermek demek bu ikisi birbiriyle benziyor. Uh, invite davet etmek kolay. Motivate, motive etmek. Bak ne kadar güzel bir kullanım. The coach motivated the players to do their best. Süper bir kullanım. Order emretmek. Bu da comment eş anlamlı ama order çok daha yaygın kullanılır. Order someone to do something. Çok çok daha yaygın. Command'e göre. Pay, ödeme yapmak, ödemek. Permit, izin vermek. Bunlar kolay. Persuade, ikna etmek. Kolay gene. Promise, izin, söz vermek. Uh, remind, hatırlatmak demek. I reminded the students to read the instructions carefully. Çok güzel bir kullanım. Remind someone to do something. Bak, require. Require, gerektirmek. Gene aslında böyle bir hani mecbur bırakmak gibi düşünebilirsiniz. Birisini bir şey yapmaya mecbur bırakmak. Örneğin, The exam, şöyle sarartalım bunu da. The exam requires the students to prepare for it beforehand. Önceden hazırlanmalarını gerektiriyor. Öyle sıradan bir sınav değil falan diyorsun yani. Değil mi? Gerektiriyor. Mecbur bırakıyor. Teach, tell bunlar kolay. Urge, encourage ile biraz eş anlamlı ama biraz daha güçlü. Urge biraz daha güçlüdür. Encourage'dan. Lawyers urged the locals to take legal action. Yani bak mesela encourage'dan daha güçlü. Yapın diyor yani. Ama cesaretlendirmek demek eş anlamlı. Want someone to do something. Zaten birinin bir şey yapmasını istemek. Bakın I want to read quietly dersen mesela ben sessiz bir şekilde okumak istiyorum. Yani I want to read. Ama I want you to read dersen senin sessiz bir şekilde okumanı istiyorum anlam tamamen bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi warn'da özel bir durum var. Kolay bir kelime ama warn'da özel bir durum var. Daha çok olumsuz hali kullanılır. Yani warn someone not to do something şeklinde. Yani birini bir şey yapmama konusunda uyarma. Yapmayın diye uyarma. Yani örneğin the guy warned us not to eat the fish in the area rehber bizi o bölgedeki balığı yememe konusunda uyardı. Yemeyin dedi yani diyorsun. Ya da pozitif halde kullanılabilir ama negatif hali çok çok daha yaygındır. I warned Yolanda to keep my word secret. Yani Yolanda'yı sözlerimi gizli tutması konusunda uyardım diyorsun. Bu da mümkündür diyebiliriz. Evet, listemiz bu şekilde. Bunu yine ben PDF olarak ekliyorum kursumuza. Kesinlikle çıktısını alın. Özenle hazırlanmış bir liste bu. Şimdi arkadaşlar, gerund listesini verdik, infinitive listesini verdik. Hatta e, infinitive plus someone to do something, verb plus someone to do something listesini de verdik. Burada yalnız çok geçmeden önce bir minik noktamız daha var. Belli fiillerde vardır ki hem gerund hem de infinitive yapıyla kullanılabilirler ve anlam değişikliğine uğramazlar. Yani şu fiilleri begin doing something ya da begin to do something şeklinde kullanabilirsin. Start doing something, start to do something şeklinde kullanabilirsin. Continue doing something, continue to do something. İkisi de Full olarak eş anlamlıdır. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Like, love, hate. Yani like to do something, like doing something. Hate to do something, hate doing something. Mümkündür. Ve son olarak prefer. Prefer doing something, prefer to do something. Ama az önce infinitive'den bahsederken de söylediğimiz gibi. Bakın prefer ikisiyle de kullanılabiliyorken would prefer dediğiniz anda Would prefer to do something demek zorundasınız. Yani bu kesinlikle dikkat etmemiz gereken bir şey. Would prefer her ikisiyle de kullanılmaz. Prefer her ikisiyle de kullanılır. Şimdi hocam o zaman bu niye böyle? Çok basit. Ee, bu şekilde olmasının sebebi Amerikan ve İngiliz İngilizcesi arasındaki farklılıklar. Bunların verb ing'li olan versiyonları İngiliz İngilizcesi two verb onelı olan versiyonları da Amerikan İngilizcesi. I love to drink hot chocolate. Genelde bu, bunu bir Amerikan kurar bu cümleyi ama diğer şekliyle de kurabilir. Çok bunlar taşa yazılmış kural değil açıkçası. Ama genelde two verb onelı ifadeyi Amerikalılar tercih eder diyebiliriz. Şimdi bakın şu son iki videoda arkadaşlar infinitifli yapıları gördük. Verb someone to do something yapısını gördük ve bir de bu karışık fiilleri yani her ikisiyle de kullanılabilen fiilleri gördük. Şimdi işte minik bir ara vereceğiz. İşte buraya ben egzersizi yerleştiriyorum. Buradaki egzersizleri ama çözmeyi unutmayın çünkü fiilleri artık karışık olarak filan burada vereceğim ben. Hatırlayacağız, ezberleyeceğiz, bu ezberleri şey yapacağız. Şimdi şey demiş olabilirsiniz hocam yani ezber çok yok demiştiniz ama yani çok fazla ezber oldu. İnanın ezber burada bitiyor. Şu an daha yarısındayız derslerimizin. Ceren'in infinitivin. Ezber burada bitiyor. Bundan sonraki kısımlar biraz daha bilgisel kısımlar. Bundan önceki kısımların da hepsi ezber değildi açıkçası. Bilgi de çok vardı. Evet şimdi bir sonraki dersimizde infinitive of purpose ile devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Evet.